Elist haritalarını seçti Sayna. Ondan sonracığıma Cordyceps'i oyunu yüklettik. 4 gün önceden başladı yüklemeye. Arkasından da artık Fein main. Ha YouTube ne lan, daha dur video izliyorum. Şu videoyu merak ettim. Arkadan da Fein oynayacağız. Çocuklar da hazırlanacakmış biraz zaten. 9 çeyrek gibi 9.30'a doğru en geç playlist'e gireriz. Bugün bol bol playlist oynayacağız. Ondan sonracığımıza vaktimiz kalırsa, enerjimiz kalırsa Fein'e veya kızımıza gireriz. Teşekkür ederim. Başladık. Hadi bakalım. Hakan ne haber ya? İyi abi, sen nasılsın? İyi, Hakan'ı seviyorum. Aa, bir dakika, bu video kimin videosu ya? Uras Benli'nin videosu ama onun evinde. Hakan'ın 1998'de olduğunu unutmadan. Ben de 1992'liyim. Ben biliyorum. Ya he! He 92'li. Zaten. Senin kimliğe erken yazmışlar. Evet, erken ya. 10 sene kadar erken yazmışlar. Şimdi at ya da... Acaba herkes bana böyle 28 falan dediğinde bizim o makara yaptığı zaman birileri çıktı böyle he amına huy falan sinirleniyor mu acaba? Yapacağız. Hiç gördünüz mü? Denk geldiniz böyle bir şey. Yalan! Bir kere onun yaşımı falan diye böyle delirenler var mı, hani bizim şakamızı böyle aşırı ciddiye alanlar? Görmedim. İyi bir Güzel şey günler var bu. Hakan'cığım. Hatta ondan da istedim. Bir iki tane de sen dedim böyle Zula'dan çıkar. Çıkarttım. Çıkarttı ama ya, göreceğiz bakalım. %98 ihtimalle sen daha önce denemişsindir onları. 98'i nereden buldun? Bayağı onu söyleme. Ya %2 yanılma payı, yani hiçbir şey. Abi ben önce inanıyordum 27 olduğuma. İşte 27 değilim, 28 oldum. O yüzden 27'yi biz, ya ben 28 olduğumda 3 yıl boyunca 27 dedik. Şey garanti değildir. Değildir, değil mi? Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Enteresan bir ürün. Oyuncak getiriyorum bir tane. En sevdiğim. Evet. Tam bir... Sanki videoyu bunlar, iki tane video çekmiş bunlar dedim, yani şey yanlış, YouTuber olarak söylüyorum. Bu iki kanal videolar çekmiş çekmiş, bu ara video arkadaşlar bak. Eminim. Aralarındaki bağı şu an o yorgunluk veya o işte neyse artık araya bir video sıkıştırmışlar hazır 3 tane çekiyorken. Çin paketi. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştık gibi şu an ama. Evet bak, bu çok güzel ama bunu nasıl yapacağız Hakan ya? Ben böyle lüp diye çıkacak zannediyorum bunu. Bu ne ya? Balon şişirme zımbırtısı Abi bir mı? dakika, ne olduğunu anladım Evet. galiba. Bunu kesin yapmamız lazım. Evet kesin. Üşenemeyiz. Evet, çok eğlenceli yani. Hatta senin olsun. Ya Hakan, benim gözlüğüm kırık. Ben görmüyorum bir de şu an. Neyse, Allah'tan bir şeyleri takıp birleştirme uzmanı getirdik yanımızda. Elinde sopa var şu an. Bu iki tane... Böyle bir amatörlük olamaz. Burana? Abi şey, kargoları uyansınlar diye tonunu değiştirdik. Dedim ne oluyor ya? Oğlum bak, ben çocukken bizim üstümüz çatı. Tam benim oturduğum noktada, yukarıda çatıda siren vardı. Siren dediğim de Konak ilçeyi düşün. Hani nükleer savaş çıkarsa o çalıyor. Çaldı bir gün. Yok artık. Çaldı, altıma sıçıyordum. Yemin ediyorum bak, gerçekten hayatımda öyle korkmadım. Hala küfür ediyorum. Savaş da çıkmadı. Hayır abi, nükleer... Bari çaldı, savaş çıksın. Nükleer diyorsun bir de. Evet, yani öyle bir saldırı olursa. Hani sesi duyduğun anda şey, tamam öldüm. Altıma sıçtım diyorum sana ya. Neyse, öyle ondan mı dedin? Bellwright ne oldu? Ya ben size dürüstçe söyleyeyim mi? Eğer karşı çıkarlarsa söylerler. Bellwright'ı başta Mert olmak üzere çok... Yok lan dur ya, günahını alıyorum çocuğun. Contract Village'in dediler onu. Pardon, kafam karıştı. Contract Village'de böyle abi, kimisi çok sevim, bok gibi oyun değildi Haluk. Bok gibi oyun falan değil. Bellwright çok güzel bir oyun. Benim hala içimde kaldı mesela o. Bellwright'ı ben çok sevdim. Contract Ville de çok güzel ama yanlış başlatmışlar oyunu. Sıkıcı başladı. Belki ilerlesek severiz. Dedim acaba bir şey mi attılar buralara? Şimdi hala bir arpa boyu İlerlemedik. ilerlemişliğimiz yok. Çünkü şöyle bak, yuvarlak bir Hala ne parça olduğunu gösteriyor ama. anlamadım. Evet. Bunu buraya bağlamam için hiçbir şey yok. İp. İçinden ip geçir diyor. Sen onu geçirdin abi, ben onu geri çıkartacağım. Çünkü geçirme sırası var. He, anladım. Balon oyuncak. Yarım saat oldu ya. Ve kullanım kitapçığına hiç uymuyoruz. Evet, çünkü kullanım kitapçığında Adam asmaca mı lan bu? Hiçbir şey yok. Var da o şekilde yapmak mümkün değil. Mümkün değil canım. Yalan dolan. Bir kere vidalıyoruz ya. Bak bu insan. Oo! Karşılıklı kılıç şey savaşı. Yani. Aa, çok iyi.
Savaşıyorsun, patlatmaya çalışıyorsun. İpucu. Aa, sen bayağı ilerledin ha. Şimdi bir de şu balonları takacak bir aparat vidalamam lazım. Zormuş. Savaş mı var? Challenge var abi. Ya Hakan, ben bununla uğraşmayacağım ya şu an. Dur. İki tahta mı takıyorsun? Oğlum, biraya geliyor Hakan. Tam o. Evet. Hazırım. Tamam, bir tane daha şişir küçük. Benim balon. Bakayım. Şunu. Kahretsin. Burada korktum ben ama ya. Ortam çok gergin şu an. Allah kahretmesin. Sana benziyor. Burada Serkan'a daha fazla, yani kimseye benzemiyor Serkan'dan başka. Sanırım oldu, dur bir saniye. Ya bunun eforuna değmez lan bu. Senin tutması lazım bu, baksana gider bu. Ama iki taraftan olunca olmuyor. Şimdi bak, olay bu. Bir saat şuna ulaşmamız. Şu kalkan. Evet. Kendini koruyabiliyorsun. Bu da şey, şimdi başlıyor muyuz? Kafadaki balonu patlatmaya çalışıyoruz. Hadi fight desin bire. 3, 2, 1, başla. Hızlı bir daha. 3, 2. Onu da işte zeminine, masaya bir vidalayacaksın lemurdan habersiz. Taş gibi tutacak onu. 2, 1, başla. Allah. Tebrik ederim abi. Çok canım sıkıldı benim ya. Bu arada kazanmam mümkün değildi. Niye? Abi çok gerildin. Korktum. Oynarsınız. Yapım sürecinden sonra atarım. Abi böyle durup dururken biri geldi, hadi gel kapışalım dedi mesela. Oynarsın. O zaman öperim. Bizim size belki bunlar çok ya vardır, yaşı genç olan bir sürü arkadaş. Çok böyle heyecan verici gelmeyecek ama eskiden bunun bokslusu vardı. Önceden de konuşmuşuzdur. Böyle oynardın, onlar birbirine sallardı. Bir noktası vardı, onu oraya çaktın mı dağılırdı adam. O müthiş bir şeydi abi, yani çocukluğumuzun hayaliydi o. Bu hazır gerçekten. Onun gibi bir şey. Öperdim gerçekten. Ha. Belki yarın öperdik ama şu an atıyoruz. Bilmiyorum ya, çok kararsız kaldım. Attık. Bir sürü balonumuz oldu. Aynen, bak şişirir şişirir oynarız. Şey versiniz ya. Ya ben bunun ne olduğunu anladım ve denemek istemiyorum. Ve hepimiz, nerede deneteceğini bile anladım. Hepimiz nerede deneteceğim? Dur, anlamamışım. Ya bunu nerede, ne geldi aklına, nerede deneteceğim? Söyle bakayım, nerede deneteceğim? Abi bu evde bayağı büyük bir su kütlesi var. Evet. Kaç litre lan o? 540 falan. Yarım ton mu? Evet. Abi Allah korusun bir şey oldu. Deprem, bak ilk aklına gelen deprem oldu. Su bütün evi su basar ya. Görmüşsündür bu ürünü. Evet. Ama galiba senin aklına o da gelmemiş. Sen temiz su falan içirecekmişsin ya. Yok, ben dışarıdan çamur bulup. Tam o da akvaryum içeriz. Arkadaşlar bu. Bu su filtresi değil mi ya? Pis suyu filtreleyip temiz suya çeviren. Life straw. Straw zaten pipet demek. Evet. Life da hayat demek. Hayat kamışı. Hayat kamışı, evet. İster misin hayat kamışı? Ya bununla tamam. Ya bunları bu arada şey, böyle Afrikalı kabileler için falan geliştirdiler. Tabii. Bayağı insanlar orada şey, aslanın su içtiği yerden su içiyor. Su içiyor. Demek ki akvaryumda içilebilir. Evet. Tek sıkıntı şu, bunu Cem Özkaynak'tan aldım. Filtresi bitmiş olabilir. Ebola, mebola artık ne varsa. Sıfır değil mi bu ürün? Bilmiyorum. Sıfır sıfır. Kimse denemedi bunu. Yok, tuvalet kokmuyor. Sıfır olduğunu emin miyiz? Sıfır. Sıfır. Yani hiç aklında soru işareti olmasın. Ama o kadar... yok sıfır. Aa, ben kaynatmadan içmem abi. Kaynatacaksın baba bunu. Sıfır ya, sıfır. Ya bunu kimse deneyemez ki oğlum. Ben denerim bunu. Ne yazıyor bak arkasında? Sıfır ürün. İstediğiniz gibi. İşte o tartışmamız vardı ya, boklu suyu damıtarak içebilir miyiz diye. Bununla ben onu denemem. Gibi kullanabilirsiniz. Akvaryum suyunu rahatlıkla içebilirsiniz yazıyor arkasında. Abi diyor ki, yaptıklarınızdan kendiniz sorumlusunuz. Bize mi diyor? Özeti bu burada yazan atölye. Ona göre kullanın diyor. Hadi gel, su içeceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Her şeyi geçti. Bunun o suyu temizlediğini nasıl anlayacağız? Bana bunu şimdi açıkla bakalım. Evet, şu an Demur'un aklına bir şey geldi. TDS metre. TDS metre. İçerideki şeyi ölçeceğiz. Ha, TDS'li o... Partikül oranı. Partikül oranını ölçeceğiz. O kadar. Peki. Ama ağzımızda... Bir soru daha aynen. Şöyle yapacağız. Bir pipet alacağız. Tamam. Pipeti dolduracağız. Dolduracağız. Artı buraya bir tane de mikroskop koyacağız. O da kimde var? Bende var. Bunda var. Bence güzel olur bak. Aşırı bilimsel yöntemlerle su örneğimi alıyorum. Ooo, çok iyi.
Çok iyi. Şimdi tertemiz abi senin parmakların, parmacıklar. Çinli savaşçı elledim az önce abi. Neresinden? Bizim şeylerden bahsediyorsun. Şimdi bakıyoruz suya. Görecek miyiz hareket eden şeyler? Filtreden alsak kesin görürdük ama o bölgede belki görmeyebiliriz, bilmiyorum, bakacağız. Var mı hareket eden canlılar? Hareket edemiyorlar çünkü üstlerine zaman kapattık abi, ama var burada bir şeyler, gel bakayım. Var canım, oha bayağı var. Evet var. Şurada bir terliksiz hayvan var. Yenir. Terliksiz hayvan çok büyük hastalıklara neden olabiliyor. Sakın terliksiz hayvan yeme, tamam mı? Tamam. Aklında olsun. Evet tamam, burada var yaratıklar. Şimdi bunu şuna alacağız yeni bir sistemle. Nasıl alacağımızı artık Allah... O kısım sende şimdi, evet. Ben birinci örneği ben aldım, ikinci örneği de senin alman lazım abi. Oğlum bunu ya çalışmıyorsa bu Hakan, Allah büyük diyoruz. Şey pipet yok mu ya, plastik pipet? Bu kadar mı çevrecisiniz? Evet. Kendine göre yapmışsın 1.85 boyuna göre. İçemiyorum ben burada bunu. Bu arada gerçekten öyle yaptım biliyor musun? Hesapladım bak. Tam koltuk altından buraya girebileceğim, evet, şekilde. Baksana. Burada maymun olduk. Geldi ağzıma ya. Na içtik bunu ya Hakan şimdi. Ya bir şey olmaz abi, yapıştır ya. Yani. Abi dünyanın en temiz akvaryumlarından biri bu. Oğlum ben deniz suyu, tuzlu su, boklu su hepsini diye kamışta çekip temizliğini yaparken yarısını yutuyorum zaten. Benim var ya mide her şeyi, var ya her şeyi yok eder midem. Hayatta da öyle bağırsam falan bozulmaz benim kolay kolay, yüzden işte. Oğlum içindekileri gördüm ben. Keşke göstermeseydik. Ama onların hepsi yararlı bakteri. Çekiyorum, ilk geldi yudum da. Tadı güzel bu arada suyun. Ha. Hakan Bey, oralarda içme su işi ne yapıyorsun? Bir de güneş enerjisi için herhangi bir panel üyesi var mı? Yok. İçme... Kuyudan içiyorum ya arkadaşlar. Ben de dağın ortasında yaşamıyorum ya. Hani böyle sanki kendim suyumu oluşturuyormuşum gibi, kaynatıp da damıtıyormuşum gibi düşünmenize gerek yok. Ya bayağı su satın alıyorum yani. Hani su içiyorum. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun şu an? Lamel lamel. Ha burada abi. İçtin mi abi? İçtim. Çok mutsuz bir şeyim var ama. Çünkü çalışıyor mu çalışmıyor bilmiyoruz. Ağzımı yıkacağım şimdi. Yıkam abi, Allah tertemiz su o ya. Yıkmadım daha. Ağzımı yıkıyorum. Ürünü kendi getirdi. Suçlu ben oldum. Anlamadım ki. Bir şey diyeyim mi? Hı. Hiçbir şey kalmamış. Harbi be. Bir şey diyeyim mi? Sadece hava kabarcıkları hadi kalmış. Hadi ya. Oha. Oha lan. Çok iyi temizlemiş. İçim rahatladı ya. Su arıtma cihazından daha iyi temizlemiş, öyle diyeyim. İyi, çok şükür. Abi hiçbir şey olmadı. Çok şükür. Ama bu abi, durumda... Şunları görmem lazım. Bir şey yumurtası var kesin orada ya. Yok lan, hava kabarcığı işte. Yerde değil mi? Yemedi. Evet, hava kabarcıkları. Şimdi buru sağlamasını yaptıktan sonra senden de bir yudum. Yani o kadar balıklarınla aynı suyu... Al bir pipet, abi yapıştır. Sen de bak, bayağı bir birlikte yaşadık sayılır. Ha. Sen miymiş başkasının bardağından falan bir şey içtiğimi gördün hayat mi? Hayat kamışı. Ama şey yani, ha. Başkasının bardağından bile içmiyorum ben. İşte hayat kamışı. Şunu yıkacağım mı ucunu, ne yapacağım? Yıkacağım. Hadi bakalım, yıkadı güzelce. Bayağı oğlum yeter lan, yudum içiyorsun. Oo, gargara. Kanıtlayayım istedim de. Evet, evet. Normal su. Değil mi? Normal su. Evet. Sen de öptün o zaman. Ben de öptüm. Abi artık... Yemeyeceğimiz, içmeyeceğimiz. Evet, mümkünse. Aynen. Vida sıkmayacağımız. Sıkmayacağımız. Direkt kompakt. Tak. Aynen. Gelin de aksalotların suyundan için. Çamur zıp zıbının suyunu için kardeşim. Tertemiz, sıfır yapılmış böyle bitki akvaryumuyla olmaz o iş. Aksalot bir sıçıyor. Böyle... Kahverengi, açık kahverengi işte suya yayılıyor. Ondan bir yudum alacaksın. Çamur zıp zıbı. Çamur su yani, bildiğin çamurlu su. Çamuru nerede elde ettim? Sokaktan aldım. Alınca ne oldu? 2 ay boyunca kedi sidiği koktu o çamur. Ama sonra kendiliğinden oturdu. Onu içeceksin. Tak. Manyetik yüzük. Evet. Stres. Aynen öyle. Bir at ya da öp stres oyuncağı almadan. Olmaz. Olmaz. Gerginim şu an, bir şey deneyeceğiz, onu yok, yutmam yok. Gerekecek falan diye. Yok ya, ben yutacağını yuttum. Şimdi. Bu ne ya? Ha şu, hani böyle bir şeyler. Şey olmadığı için, bak mesela parmak değiştirebiliyorsun. Gitmiyorlar ya birbirlerinden. Ha düşmüyor. Aynen ya, şey bu ya, böyle gerçekten zaman geçirmelik bir şey yani. Deneyebilir miyim? Başkasının yüzüğünü takıyor musun? Onu takarım. İyi. Gerçi şu an tabularını... Acaba parmak sokmadan direkt şöyle çevirmeye çalışsalar nasıl? Tam bir videodayız Hakan. Yıkadım ama abi. Deterjanladım güzel. Olsun.
Muşta gibi de kullanılabilir. Ya böyle şeysen, gerçekten bu tarz şeyler rahatlatıyorsa seni, değişik. Evet. Yani bak mesela şu an stres çarkı gibi oldu. Benim birkaç arkadaşım var mesela o... Stres çarkı. Stres kutuları, mutluları, böyle masasında 20 tane şeydi var mesela. Ha bak mesela şöyle de oynanabilir bununla. Çünkü gerçekten yapışıyor. Kamil sen oynar mısın bununla? Bunların ilk örneklerini hatırlıyor musun? Böyle iki tane siyah demir şöyle silindir şeklinde... Kanka göt fitili gibi olan işte. Ne silindir ya bildiğin fitil. Bir ses. O bence o daha güzeldi mesela. Böyle rızır diye bir ses çıkartıyordu. Çok güzel o. Birbirine değdiği zaman titreşim falan veriyordu. Çıkartıyordu. Evet. Nasıl? Kötü. Ben de beğenmedim. Harun denemek ister misin? Gel bir dene bakayım. Mutluluk yüzüğü. Evet. Hayat kamışından sonra mutluluk yüzüğü. Daha çok stres yapıyorsun ki ama. Bunu kullanmanın bir yolu vardır. Hani bunun sanatı ya, vardır. Şöyle anladın şöyle mı? Bir şeyler yapabiliyorsan. Lan, öyle şeyler. Ama nasıl parmağından çıkartıp geri zor ya. Zor. He bak böyle de olur. Atalım. At. 3-4 parça oldu. Bak bunu daha önce görmemiş ve almamışsındır diye düşünüyorum. Çok basit bir ürün. Sun Catcher. Güneş yakalayıcısı. Evet. Abi çok güzel ürün. Şey mi bu hippilerin garip garip şeylerinden biri mi? Yok o. Dream Catcher. Tuvaletten adamın totosunu yiyen canavarlı filmden bahsediyorsun. Ooo hatırladım bunu lan. Dream Catcher. Hayır ya Dream Catcher diye bunun gibi böyle bir şey var ya. İşte onun bir filmi var. Tuvalette oturuyor adam. Böyle bir yılan gibi bir şey çıkıyor tuvaletten ama her yeri diş. Yeraltı canavarı filmi. O başka. Bu Dream Catcher diyorum sana ya. Dream Catcher diyorum ya. Elim sokağa kabusu mu? Oğlum oradaki adam... Freddy Krueger. Freddy Krueger. Bu yılan gibi bir şey diyorum sana kobra. Allah'ım ya. Bak bu bir sticker. Evet. Tamam. El fenerimiz var mı? Tabii ki var abi. Her model, her boy. Hangi fenerini getirecek? Şu bakışın üzerine. Şimdi bunu cama yapıştırıyorsun. Tamam. Ondan sonra güneş buradan geliyor. Ha içeriye de sen yapıyor. İçerisi böyle bir esenlik, bir gökkuşağı. Ver gün ışığını. Işığı kapattık biz. Sen biraz kıs onu. Dur bakayım. Tersini dene sen abi be. Tersini deneyim. Bu çok fazla oluyor galiba bu ışık. Evet ya. Abi bu çok. Şurada. Evet. Oluyor canım. Yani ya bir kere buna böyle genel şöyle gelecek güneş. Daha geniş alanda gelecek yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben daha o fotoğraflardaki gibi böyle gökkuşağı mökkuşağı olacak. Bak beyaz ya ışık. Var da çok az. Çok belli belirsiz yani. Acaba özel bir dalga boyu falan mı gerekiyor? Ama beyaz ışık işte 6500. Şu ışıkta yapalım. Bunda olmaz da bunda. Onu yapabiliriz. Uf. Abi içine düşecek diye korkuyorum. Pahalıdır bu bir de. Galiba sen uzunu verdin abi. Hakan attım Hakan. Ben de attım Hakan. Bu arada. Yani şey bu arada. Gerçekten fotoğraftakini yapsaydı yine atardım ben. Ha renkli sevmiyor. Çok dağılırım. Hayır yani kontrollü bir şekilde olması lazım. Kamil RGB Kamil. Kamil kontrolü sever. Şimdi Hakan alırım bir hayırlı olsun HO. Hayırlı olsun abi. Eyvallah. Markamı çıkarttım ya oğlum ya. Aa. Hatta sana hediye getirdim. 4 tane şey satıyorum zaten. Ama hepsi çok güzel. Bir tane. Açacak. Şapka. Çakmak yoktur ya. Senin hediyen bu. Benim markam bu. A and O. At ya da öp yani. Ha bu ben bunu... Blackbird ne demek? Blackbird'de şapka konusunda işbirliği yaptığımız marka. Şöyle bir özelliği var bu markanın. Şapkalar çok kaliteli. Aaa. Mendebur bir lemur. Çok iyi. Yapay zeka mı yaptırdınız? Evet. Gülen yapıp duruyor dedim. Oğlum bu adam gülmüyor. Bunun dedim somurtması lazım. Hayırlı olsun. Bol kazançlar. Kur olması evet. Lazım. Güzel değil mi? Güzel, çok tatlı duruyor. Şöyle bir durumu var bunun. Ha değiştirebiliyorsun. Evet, istiyorsan değiştirebiliyorsun. Mesela şu benim kendi logom. Bunu da takabiliyorsun. Yani şapkanın olayı bir şapka alıyorsun, renk alıp kafana göre evet, değiştirebiliyorsun. Bunu benim koleksiyona koyabilir miyim? Koy abi. Bu resmi. Almak isteyenler aşağıdan linke bakar. Bu arada bir ton da farklı versiyonu var. Bu da çok iyiymiş bu arada. Gözlük takan ayı. Peki niye ayıyı görünce aklıma Seko geliyor? Abi çünkü çok hikayelendirdik ya o ayı çıktı diye. Hayır, Seko'ya ayı anlamında demiyorum bu arada. Seko'ya ama ayı şey da yani, dedi. Hayır demedim o anlamda demedim. Aha. Ama ayı deyince aklıma Seko geliyor. Ben ayı desen daha iyi bir insana. Yani sana ayı görünce hayır, sen geldin, sana baktım ayı gördüm. Hayır ikinizin sürekli ayıyla ilgili bir şeyler anlatmasından dolayı. Evet evet. Bu da Haruncuğuma. Bak şöyle
İki tane daire. Bundan bench. Sonra ayı görünce aklıma Harun geldi. Ya bunun şöyle bir avantajı var. Abi şapkayı bir kez alıyorsun. Tasarımını değiştirmek istediği zaman magnet satın alıyorsun artık. Güzel yani. Evet. Küçük şapka getirdim sana. Güzel oldu lan. Niye hepiniz güldünüz? Şöyle çocuk şapkası gibi takın. Ha olur. Genç adamsın. Bu beyzbol tipi, rapçi tipi de var. Böyle şeyler var ya. Bir bu. Şimdi güle güle kullan kardeşim. Teşekkür ederim. Bu arada şu an inceleyeceğimiz şey tam at ya da öklük bir ürün. Bu bir Japon Zen oyuncağı. Aklıma direkt şey geldi. Acaba Uras abi bana 4 yaşında çocuk IQ testi mi yapacak? Yok, çok zor. Çünkü bunların hiçbiri şey değil. Eşim. Bir tane daha yok. Anladın mı? Makine değil, el yapımı bu. Ya yani yapmaya çalışıyorsun. Mesela bunu atar mısın, öper misin? Sana soracağım. Güzel değil mi? Değişik kafalar. Tabii bayağı. Güzel değil mi ya? Çok değişik. Ya değişik. Hah. Heh. 7 tane. Evet, 7 tane çıkıyor her birinin içinden. 14 tane yapana ne hediye ediyorsun? 14 tane yapsınlar, ben gerçekten videoma çıkartırım. Alın size challenge. 14 tane üst üste koy. 1 2 3 4 5 6 7 yaparım. Yaparım. Gerçekten beraber video çekeriz yani. Ciddi söylüyorum çünkü yapılamayabilir ya. Evet, bir şeyler yani şu an oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Her an yaparım baba. Tarı beleşi getirelim şunu. Gidecek gibi değil mi? Evet. Bir de her bir yüzey, bazıları böyle eğimli bir de düz değil. Bunu atar mısın öper? Aradım, engellemiş. Atar mısın? Sıkıyorsa atarım de. Çok öperim abi. Ha, güzel, ben bu oyuncağı gerçekten seviyorum, Japon işi. Bu da abi benim yıllardır kullandığım, kendime yapmıştım. Artık kendi markamla ayrıca çıkartıyorum. Bir kartlık, gördün mü? Ha, kredi kartları koymak evet, için. Evet, şöyle. Bir kartlık. Çok basit bu arada. Acayip basit kullanımlı. Bununla da çat diye kapatıyorsun abi. Buraya da istersen anahtarlarını takıyorsun. Gibi. Bu nasıl mantıklı sence? Ben mesela ama küçük... kart yani bazı arkadaşlarım benim sadece bunlardan kullanıyor. Ben işte bu onlardanım. Ama ben... Bak ben uzunca bir süredir sadece bunu kullanıyorum. İçinde ruhsatım var, kimliğim var, iki tane de kartım var. Hiç cüzdan taşımıyorum artık. Bir de bunu telefonla yapıştırdığım için... Bunu bana demişlerdi ki hani hayatın değişecek. Hashtag reklam mı diyeyim buna, ne diyeyim. Baba harbiden öyle ya. Hiçbir şeyi bak taşımıyorum artık bu. Ama nakit sıkıntısı oluyor. Nakit sıkıntısı var. Ben hala cüzdandayım ya. Böyle. Hashtag tavsiye. Arka cebime koymuyorum. Belini ağrır. Ya ama şeyden dolayı. Bunda şeyi. Ya birçok. Bir nakit para ihtiyacım evet. Var. İşte bazen aynen, bozu para oluyor falan. Arasını sıkıştırıyorsun. Sadece kart taşıyorsanız evet. Güzel olur. Bak bir de kaç yıllık şeydir, bel çantası. Burada kimlik mimlik oluyor. Eğer çok fazla bir şeyim varsa içine yığıyorum, böyle elimde götürüyorum. Yıllarca şey kullandım biliyorsunuz, babamın dalga geçtiği, niye tıraş çantası taşıyorsun diye böyle bir çantam vardı. 5 yıl falan kullandım onu. Gören dalga geçiyordu. Ben de bel çantasına döndüm. Aynen. Ve benim yegane ürünüm. Kanalımın takipçileri yakından bilir. Pembe falçata ve türevleri. Abi lazerden keskin. Bu çok iyiymiş bu arada. Aynen ya. Al senin olsun. Paket açma konusunda gerçekten işe yarıyor. Bunu random gönderiyorum ama rengini. Yani böyle. Olması lazım zaten. Evet, ama yani. Pembe falçatayı pembe falçadan başka renk gönderemez. Gönderirim. Tamam. Falçata olarak böyle mini falçata olarak satılıyor. Siyah falan da var koleksiyonda. Neyse atya4.com'a girerseniz bak. Tak tişörtle başlayalım. Eyvallah. Yapmalı şeyleri toplamış demiş maket ki. O ne? Abi yine bana maket yaptıracaksın değil mi ya? Bütün bir şey yapmalı şeyleri toplamış demiş maket ki. Maket değil ama aslında bu. Bir kamp kiti. Ha parçalamıyor muyuz bunu? Yok parçalıyoruz. Parçalıyoruz ama mesela şu testere, bu mızrak diyelim Armageddon. Çok güzel. Bir şeyler yaşandı. Yaşandı. Elektrik melektrik gitti. Of hemen buradan. Bıçak bıçak yiyor hemen kafasına balığın. Şöyle bir durum var. Çıkıyor ya. Avlanıyor. Çıktık. Yaşıyor anlık olarak. Evet. Evet abi. Bak mesela şu. Bunu böyle bir tahtaya çakıyorsun şu deliklerinden. Getir bakayım. Bir sopayı getir bakayım sopayı. Al abi sana bayağı bir sopan var. Hayal ettim bir tane bu kadar odun. Çok. 4,5 saat sonra. 6 gün sonra.
tam olarak o bir bakıştaki o gerçekten umutsuzluğu görüyoruz. 3 iş günlüğü ya da. Evet, bunu kesebiliyorsun. Daha büyüğü var. Bir şey diyeyim, bu hiçbir şey kesmez. Onun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani bunu kesmesi için boyutunun 2,5 metre falan olması lazım. O Amerikalı dayıların... Ha şey, biri bir taraftan, biri bir onlardan taraftan. Onlardan evet. Şimdi bunu mesela yanında ne olur ne olmaz diye taşıyabileceğim mantıkta bir şey. Evet, o sopa lazım. Ha, sopa lazım, vida lazım, bak, tornavida lazım. Bak. Bu güzel bak. Balık oltası. Şuradan güzel. Evet. Akşam yemeğini. Hatta büyük balıklar için olanlar da var. Evet. Rızkını çıkartırsın sen akvaryumdan bunda. Bak, hatta bunun üstüne böyle bir dünya şey yapacaklarına sadece olta şeyleri yapsalarmış balıkçılar için muhteşem ürün olurmuş. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Çünkü gidiyorsun balığa, mutlaka çaparın kaçıyor, evet, kopuyor, iskeleye takılıyor, bir şeyler oluyor. Hemen. Hop. Çıkar, yapıştır. Bu da böyle bak. Bu güzel. Bu işe yarar bu arada. Ama yine vidalamak lazım. Ya vidalayacaksın ya bağlayacaksın. Evet, bağlamak. Bağlamak da olur. Yarı atabiliyor muyuz? Ha? Yarı atma gibi bir şansımız var mı? Olabilir, niye olmasın? Bu Uras'ın ürünü değil, değil mi? Hem öpüp hem attığımız oluyor. Bu tarafını bak. Öpüyorum, bu tarafını atıyorum. O mızrak kısımlarını mı? Hayır, balıkla ilgili olan kısımlar hoşuma gitti. Oraya bağlamaya falan uğraşana kadar sopayı sivriltmek mantıklı. Aynı şey gibi. Hı-hı. Ama bunun alternatifini yapman çok zor. Balıklı olanı öpüyoruz. Evet. Diğerlerini atıyoruz. Evet. Yine senin çok seveceğin. Önce ben ağzıma sokacağım. Ya hayır, hayır. Sonra sen ağzına sokacaksın. Atalım abi, direkt olmaz mı? Sence bu ne? Kuş ıslığı. Evet. Kuş sesi çıkartıyoruz bununla. Bunlar da iki tane alsana abi sen sipariş verirken. Ya abi, beş tane şey söyleyebiliyorsun ya. Doğru. Birimiz... Ya... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Chatten biri... Gümrükte çalışan var mı ya? Var mı gümrükte çalışan? Sanki biri geçen gün bir şey yazmıştı ya. Okumuştum ve... Hiç... Takılmamıştım yani, şey yapmamıştım ya. Ne alaka? İşte aklıma bir şey geldi. Hepimiz için. Not for children under 6. Çaycıya sordum, öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. 8 years diyor. Ağzından değil mi o? Ağzından çıktı o ses. Yüksek kaliteliymiş o. Hem de. Çıkar. Kuş sesi olmuyor değil miyiz? Yani. Aynısı. Nigel öyle değil ya. Ondan da çıkıyor. Evet. İsal hani... Ya bir saniye. Bak, düz poşet. Ya arkadaşlar ya. Ooo ya, lemura bak ya. Lemurlar doğasında böyle mi ses çıkartıyor? Çok acayip, garip garip sesleri var ya. Abi nasıl? Hakkınızı bir takti, edemem. Bir takti. Edemem. Evet, evet. Biraz daha sınırları zorlayacağım. Bayılacaksın abi, bayılıyormuş. Aa, bir de bu var bak. Siz bunu biliyor musunuz? Hatta bununla yaparım la ben. Thank you.
Yarım saat yaparsam bayılırsınız hepiniz. Teşekkür ederim. Kulağım artık yok. Teşekkür ederim. Küçük yeteneklerimi gösteriyorum size. Şarkı da çalabiliyorum. Duygusal bir şeyler veririm bir ara. Başım döndü abi. Yani betimlemeye çalıştım, betimleyemedim. Öyle bir ses. Bu ama gazlı içecek. Bununla yapmayacağım. Bunu suyla yaptığın zaman çok iyi oluyor. Küçükken restoranlarda çok yapardım. Feci söverdi yan şeyler falan. Bir şey de diyemiyorlardı. Gıcık oluyorlardı. Hangi kuş bu? Bunu sen nasıl yapıyorsun? Bu daha kolay. Her tür orman bülbül hayvanı. Gibi. Bülbül gibi ya. Şakıdı benim demurum ya. Maşallah. Maşallah ya. Maşallah hocam. Maşallah. Birazdan bayılabilir. Tuvalete gitmem lazım. Şu an. Onu çok daha narin mi yapması lazım? Sağ ol, bunu bozuyorlar. Para verdik biz bir de buna. Kargosu kendisinden pahalı bunun. Abi o çok içimi acıtmaya başladı benim ya. Kargolar ne kadar pahalılaştı ya. 3 lira bu. Kargosu 150 lira. Ben öpüyorum. Tuvaletim geldi. Eğlendim. İyi. Evet, eğlendirdi mi? Evet. Eğlendirdi. Öptük ama pek bir işe yaramıyor. Acaba ne geliyor? Kafayı yiyeyim. Çok sıkıldım. Ne yapıyoruz biz? Üfledik ya, kafamız azıcık ya şey gerçekten oldu. Gerçekten başım dönüyor şu an ya. Herkes çok gergin bugün, bu ne ya? O giden neydi ya? Bunun parçası mı o? Değil değil mi? Hoparlör lan bu. Aşırı portatif. Bisiklet hoparlörü. Ha evet. Ha bak yandı, ışıklı mışıklı. Bluetooth devices connected evet. Demediği için ben evet, yaptım. Evet evet. Bisikletin var mı? Lemur şey gibi değil mi böyle? Bak bak. Disconnected evet. Demediği için ben evet, yaptım. Evet. Ay sikeceğim evin amına koydu ya. Bisikletin var mı? Var. Ha süper. Şimdi açıyorum bir müzik. Spider-Man. Sesini bunun üstünden açabiliyor muyuz yoksa? Telefondan ha. Diyelim. Ben bisikletim. Aynen bisikletsin. From on me. Yes. Abi tam olarak ne videosu açtığını sorabilir miyim? Nasıl sesi? Çok kötü. Bence de ama müzik mi kötü acaba? İşte o yüzden başka bir şey mi açsın acaba? Tabii ki dünyanın... Ya şey adam baba. Bir dünya... Keşfeti komple şey çocuk videosu. Aynen öyle. Yaşar açalım. Ha kötü değilmiş ya. İyi. Şimdi gel. Akdeniz sahilinde bisikletimizle geziyoruz. Evet. Güzel bence. Ama gerçekten iyi. Yani bir bisiklette düşsene nereye koyacağım bunu? Güzel güzel sevdim. Ben bunu sevdim. İster misin? Kaç para olduğuna göre ben at ya da öp yapacağım abi. Şu an teknolojiye girdik çünkü. Doğru, senin uzmanlıkla bakalım abi fiyatına. 382 lira. Okey o zaman öpülür. Değil mi? Evet, pahalı bir şey olsaydı şey. Bayağı fiyat performans. Orada evet ya, ben de müzik dinlemek istiyorum. Yok mu şöyle bildiğiniz motor için bir güzel hoparlör? Takayım. Evet. ATV'ye. Yani. Performans değil. Standart hoparlör gibi de kullanırsın. Aynen. Size nasıl kullanmanız gerektiğini de biraz önce uygulamalı olarak gösterdim. Evet. Nemura bindim. Öpüyorum. Araban var değil mi? Var. Tesla mı aldın? Yok ben hiç istemem aldım. Niye? Kızıyorlar söyleyemiyorum. Çok elektrikli arabaların öyle bir kitlesi var ki beni korkutuyorlar abi. Ama Tesla çok kalitesiz araba. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşım S model aldı. S de kalitesiz abi. Bak S model aldı. Bir bindim. Ve yarın öbür gün alırız falan dediğimizi yutarız onu bilmem. Daha... Ben almam. Ama çok plastik parçası gibi geldi bana ya. Abi S gıcırdıyor. Gerçekten öyle. Yani düğme yok. Hiçbir şey yok arabanın içinde. Garip bir şey yani. Bak gerçekten. Ya havalı bak. Evet bak çok yazılım garip. Yazılım olarak da çok iyi. Yazılımda bir numaraymış zaten. Ben pek anlamam. Ama malzeme. Ya hiç anlamıyorum elektrikli arabadan. Benim için arabanın sesi olacak baba. Egzozdan vuracak. Kalitesini insan bir... Şey gördüm ya, kaputun iki tarafını... Zzzzt
diye araba mı olur lan? Ama çok hızlı kalkıyor ya, çok hızlı gidiyor. Kumpasla ölçüyorlar. Farklı çıkıyor. Farklı çıkıyor abi. Arabasın lan sen yani, en azından bir bak. Neyse. Testten yoksa sıkıntı yok, yok o zaman. Ya. Ama olanlar bizi şu andan itibaren pek sevmeyecekler. Yok ya, benim abi isteyen alsın, bana ne abi ya. Orası ben almam abi ya. Kimseye demiyorum. Lan Defender'la ne ilgisi var oğlum? Defender amına koyayım, elektrikli mi ya? Yok ki ben elektrikli araba alma. Elektrikliye karşı değilim ben. Bana ne yani? Bak bunu iyi. Abi ben arabayım. Dikiz aynası bu. Çok sıkmazsan abi bir mutlu olurum. Bunu bir arabada deneyelim ama bunu yemem. Aa dur. Bu sefer bir dakika, bu bana lazım. Tamam deneyelim. Direksiyon. Çok kötü oldum. Hiç beklemiyordum. Abi iffetimi korumaya çalışıyorum da bir taraf. Sen rahat ol. Hüzünler. Başıma vurdum. 400 metre sonra sağa döndüm. Evet. Bilmiyorum, bunu arabada deneyelim. Böyle olmadı. Tamam arada deneyelim. Tam istediğim randımanı alalım. Ne diyorsun Lemurcuğum? Ya navigasyon takip etmek için çok iyi olabilir bu arada. Gerçekten iyi. Göz hizasına daha yakın çünkü. Evet yani mesela burada falan duruyor, burada duruyor. Bu arada çok güzel açısı, yalan yok bak, 10 numara yerde. Evet. Başkaları. Beğendim ya ben bunu. Hareket kabiliyetine bak bakayım, sen bir kurcala. Yani sabitlemek daha çok amaç. Ya eğer giderken yolda böyle garip garip tıkır tıkır yapmıyorsa çok iyi ürün. Öperim. Gidelim. Gidelim. Hı. Ne diyorsun Hakan? Hiç sallanmıyor gibi duruyor, gayet iyi. Değil mi, gayet iyi bence de ya. Bak şimdi hız tümseyinden geçeceğiz bakalım. Ne biçim ıslümseyi ya, vites değiştirdim. Ben sallandım, o sallanmadı. Evet evet, iyi. Öperiz o zaman. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Hani navigasyonlar orada, eski navigasyonlar genelde oraya takılıyordu zaten de. Bu telefon için oğlum, navigasyon cihazı için değil ki. Ama tehlikeli yani, yolda seyir halindeyken öyle durulan, ben bir video için bir film izleyeyim falan dedim mi geçmiş olsun. Yani hep söylediğim şey, kendi canın için değil başkalarının canını düşündüğün için yapmaması bu şeyleri. Gerçekten anlık olarak bütün dikkatini dağıtır. Beğendin mi? O da bir garip oldu. Şey, bizim zamanımızda böyle bozuk paralarla maç yapardık ya. Hala yapıyorlardır bence okulda ya. Yapıyorlar. Ya, yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Yok, kesin yapıyorlar. Değil mi, bozuk paralar? Bir dakika ya, şey, öğrenci kardeşimiz var. Evet, üçgen vücutlu, söyle. Yapıyoruz abi. Üçgen vücutlu. Demek biraz göbek yaptı ama söyleme abi, yüzüne karşı çok morali bozuluyor. Lemurların ekosistemde bir üçgen vücutlu kontenjanı varmış. Bizde Seko var. mesela Bu ne bu elindeki? Seko bizim kare. Boyu da bir 70, eni de bir 70. Bu ne biliyor musun? Silikon tabancası için farklı farklı uçlar. Aa, köşe düzeltici. Evet, çok iyi. Öyle. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da o da düzleyicidir herhalde. Bunu Seko'ya mı götüreceğiz? Ha, bence bu şey ya. Temizlik için olabilir. Sökmek için abi. Evet, sökmek için, doğru. Bir tane silikon var mı? Deneyelim. Bir saniye. Şimdi burada farklı bak, 3 tane uç var. Şimdi mesela bunu nasıl kullanıyoruz abi? Aa çok iyi. Ya bunu zaten çaprazlama keserek elde edebiliyorsun ama yine de şöyle bir şeyin olması çok güzel. Ne diyorsun? Yani dışarı çok taşırdı. Evet. Evet, çok kalın oldu ya. Alta üste çok gitti. İşte onu da acaba bununla mı? Oğlum 4 kilo çektin de o yüzden. Ah. Temiz diyorsun diye düşündüm. Diğer uca bakalım. Şu ince olanı deneyim. Tamam. Aynı şey. Tutuyorum. Ha bak, bu güzelmiş. El alıştıkça iş görür. Ama yine aşağı üste gittim ya. Evet. Ama bak şurada iyi başladım. Evet. İyi. Yani şeyi çok iyi ayarlamak lazım. Basış hızını o kadar iyi ayarlamak lazım ki. Aa, bir de bu var mesela. Bu da. Fazlalığı almak için mi acaba? Daha da beter oldu. Tam köşe yapmak için herhalde. Evet. Daha kötü oldu. Şunları da temizleyelim. Yani çok iyi düşünülmüş ama beğenmedim. Evet. Ben de beğenmedim ya. Çalışsaydı daha düzgün bir biçimde bayağı iyi olurdu. Ama ben sana söyleyeyim, bunda biraz kullan, ustalaşırsın. Ya büyük ihtimalle dümdüz çeksem sonra şunun ucuyla böyle yapsam daha iyi olur. Evet, doğru söylüyorsun. Onu ben parmağımı yükleyip yapıyorum, 10 numara oluyor. Yani silikonu hiçbir zaman çok sıkmayacaksın, böyle hafif hafif sıkacaksın. Çok yoğun vermeyeceksin. Sonra bir parmağını ıslatacaksın abi. Yine aşırı bastırmadan diye bir çekiyorsun, yağ gibi oluyor. Sonlardan da pıt çektin mi iş biter. Atalım o zaman. Atalım abi. Abi akvaryumcular, cam işi yapan insanları bir izleseniz ki vardır tanıdığınız belki ailenizde bile. Hop, uca muca gerek yok. Adam gözü kapalı çekiyor böyle ilik gibi ya. Eli alışan adam feci. Şimdi senin ürünler. Evet abi, şimdi ilk ürünümüz basit bir tartı. Kaşık tartı. Evet. Aa, çok güzelmiş lan bu. Ya çok mantıklı olabilir. Evet. Şey böyle
tariflerde falan. 17 gram tuz diyor mesela. Ben nereden? İşte oğlum 17 hassas terazinin üzerine normalde startı vermeden önce kaşığı koyacaksın. Startı vereceksin. O kaşığı algılayarak 0 gramajı çaktı mı sana? Üzerine koyacaksın tuzunu. Sonra onu atacaksın. Sonra tekrar kullandığında o kaşık ona tanımlı olduğu için aynı olacak zaten. Artist artist ürünler alıyorsunuz ya. Ne gerek var ya? Lan hesaplayayım 17. Akıllı sabunluk ne oğlum? Kamil mesela öyle. Abi sıkıyorsa 2 gram fazla koy. Tam 17 gram olacak. Çok hassas. 17. Neyse o. 12. 13 oldu mu dert. Ya kardeşim bunu yapıyorsan bunun içine bu pili koy. Doğru. Evet abi ya. Bir de bu pili nereden bulacağız ya? Tamam buldum. Var mı? Her yerden pil çıkmış. Kumandadan söktüm. Evet şimdi... darasını alalım. Cebin 372 grammış. Evet acaba pembe falçada kaç grammış? Evet şöyle koyuyorum. Ama onun olayı oraya koymamak yani. Şu. Öyle mi? 58 gram. 60 oldu. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Güzel ha aslında. Güzel güzel. Kendi içinde gösterdiği için güzel. 66 oldu. 68 oldu. 68'de kaldı. Alınca... Darası bozuluyor ki. Sallıyorsun. Ama kaşık bu sonuçta sallayacağım tabii ki. İşte her bir seferinde darayı toparlayacağım. 63 gramda anlaşılan. Oğlum her koyduğumuzda farklı. Hayır bunun olayı zaten şey değil mi? Mesela un lazım. Şöyle yapacağım. Sporcu adam ne unu? Sadece pirinç yiyor. Abi baksana çocuk üçgen vücutlu oğlum. Ya bizim göstereyim merak ettik ya. Üçgen lemur. Benim de üçgen abi. Evet. Sadece biraz dolgun değil. Benim ruhum üçgen. Bana bakıyorsun böyle. Sıkacak diye o kadar geriliyorum ki artık. Şimdi darasını aldım. Oha 276 bu gram değildir ya. Yarım kilo mu yani bu? Bu ben sana söyleyeyim mi? 2 gram falandır. Daha fazla. Ha yok 28 gram. 28 gram. Ha nokta var. Tamam, 26'ya düştü. 25.7'ye düştü. Biri yiyor mu bunu? Hassas terazi ve bir bardak alabilir miyim? Bir dakika şimdi şöyle bir bilgi geldi. Bak bak. Cookie'nin mamalı sürekli mama veriyor. Sürekli mama veriyor. Aa, baksana ama bildirimlere bak. Ev müsait mi? Müsait. Abi gidelim görelim. Ben şu Cookie'nin mamalığını sürekli mama vermesi olayını şu an görmek istiyorum. Tamam hadi gidelim. Evet. Şimdi Cookie'nin şeyine geldik. Mama nerede? Oğlum sizin küçük televizyonunuz yok mu ya? Abi. Hakan. Kardeşim benden ev hediyesi olarak televizyon istedi. Sen de abarttın. Biraz. Vermemiş sanki. Yani çok yok. Yanlış alarm mıymış? Ama bilmiyorum. Kedi aç kalmış. Yani 13 tane arda arda bildirim attı. Bu şöyle bir şey değil mi? Timing'le kediye mama veriyor. Evet. Ve acayip bildirim geldi. Sürekli mama veriyorum. Ben Cookie'ye mama veriyorum. Mama veriyor. Evet. Ama bildirim hatalı. Cookie yok. Cookie nerede? Evet. Bir de Cookie yok. O da... Ah. Geliyor. Çok tatlı ya. Hayvan mı o ya? Ha. Kız erkek? Kız. Ay Allah'ım. Cookie. Gel gel gel. Çok tatlıymışsın sen ya. Dur burada böyle emeklemeyeyim ben. Neyse bunu da görmüş olduk. Bozukluk yok muymuş? Yokmuş. Atmıyoruz. Atmıyoruz. Öpüyoruz. İşe yarar bu ya. Ya şöyle aşırı hassas beklemeyeceksin. Evet. Ama böyle 5'e 10'a bakmayacaksın. Evet. O zaman hassas teraziden ben ne anladım lemur? Ya ama en azından şeyi biliyorsun ya. Yani bir çorba kaşığı. Hayır şimdi mesela 100 gram dediğinde 90 da olabilir 110 da olabilir onu ayarlarsın. Bak mesela bir 39 gram alıyormuş bir dolu dolu kaşık. Hadi senin güzel hatırını öpelim. Ben bunu da yarı öpeceğim ya. Abi senin özel bir arşivin falan var mı? Lemur harbiden çok gergin bu arada. Bir nipple sıkma. Yok olma hepsi yayında. Hepsi yayında. Öpüyoruz. Yarım. Evet Hakan. Attık öptük. Attık öptük. Peki aklında kalan ürün oldu mu? Abi o balon şeyini unutamayacağım ben zaten. Evet 2,5 saat. Evet yani. Artık o kadar çok ürün incelediler ki tabii. Şey kalmadı, ürün kalmadı yani. En son buna kaldı artık. Gerçi bu yine keyifli, bu bir orijinalliği var. PK7NN donate atmış demiş ki Left 4 Dead ve World War Z serilerinden sonra zombi temasına hasret kaldığımızı düşünüyorum. Ekipli olarak Back 4 Blood şans verirseniz çok mutlu olacağım demiş. Johnny yani 72 saat zombili oyunu... Aa dur Uras Bey arıyor. Alo. Yüzüme kapattı. Ben ne soracaktım ya? Heh.
Abi nasılsın? Yo estağfurullah, ben de engellediğini sandım. Meşgule mi atıyor aradığı zaman? Allah Allah. Yok abi estağfurullah. Yayındayım. Bir tane şey kullanmışsın Lemur'un videosunda. Bir 7 tane neydi o? Japon ışığı ahşap mı onlar? Üst üste koyuyorsun. Senin markanın ürünü mü o? Aa, bana göndersene 2 tane. 14 tane üst üste koyamazsın demişsin. Koyarım. Videoyu alırsın, tamam, sıkıntı yok. 14 tane üst üste koyarım. Vallahi yaparım. Kaç para abi? Borcumuz ne kadar abi? Olur mu abi, sifta o ya. Onun lafı olmaz. Ben sadece 14 tanesini diyeceğim. Tamam abi, onu bir koyacağım ben. Evet. Aleyküm selam. Onlar da sana söylüyor. Şu an herkes uraz kalp atıyor. Bütün chat. Hadi hadi öpüyoruz abi. Selamlar herkese. Hadi bay bay. Böyle yapacağınızı bildiğim için önceden söyledim. Yollarım diyor. 14 tanesini de koyamazsın diyor bu arada. Çünkü hepsi random onların diyor. Ama ben koyacağıma inanıyorum. Çok da rahat bir şekilde yaparım. Ben onların 14 tanesini üst üste koyarım. Nokta. Abi bize niye istemedin? Nasıl size isteyeyim? Nisa kaç tane yollayacak? Herkes 17 tane üst üste koymaya çalışsa ne olacak? Bu adam bir yıl boyunca bizle video mu çekecek oğlum? Baba, Japon'u basacaksın. Yapıştır pıst, yapıştır pıst. 14 tane böyle bile dursa koyacağım ben onu. Sen rahat ol. Bu işler kolay. Her şeyin bir çözümü var. İkinci taktik. Verdin mi matkabı, vızıt vızıt vızıt, koydun mu içine sağlam magneti? Dişi erkek tak yapıştı. Pıt 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 pıt. Bitti. Ayır bak, yapıştırıcı da yok. Çak bir daha yapıştır. 3. Deldin ortalarını, soktun içine misinayı. Alttan onu böyle gerdirip düğümledin, üstten de topuzun içine sokturdun mu? Böyle dalgalanır o. Olmaz. Seri düşünüyorum. Yeter bu kadar ya.